Göçer aileler her yıl kurdukları çadırlarda zorlu koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Hayvancılıkla uğraşan aileler yaşadıkları sorunların devam etmesi durumundaysa önümüzdeki 10 yıl içinde bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını düşünüyor. Hayvanları için yılın farklı dönemlerinde kilometrelerce yol kat ederek yer değiştirmek durumunda kalan, göç ettikleri bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçer ailelerin zorlu mesaisi sürüyor. Günümüz sabah erken kalkıyoruz. Gün hali ışıklanmadan kalkıyoruz. Yemek, ev işi, bulaşık, yatakları topla, evi sil, süpür işte. Silmek yok da ama süpürmek var. Ondan sonra ne bileyim çobanlar geliyor, yemekleri hazırlayıp koyun sağıyoruz. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kuruca Dağları'nın eteklerindeki 5 göçer ailesi de zor koşullarda yaşamlarını idame ettirirken hem giderlerinin artmasından hem hayvanlarını otlatacak alan bulamamaktan hem de çoban bulamamaktan şikayetçi. Ne kadar güzeller, ben bunları yiyeyim. Şavak aşiretinden Mehmet Sıddıktaş, yaşadıkları zorluklardan bahsederken destek beklediklerini ifade etti. Memnun değiliz yani, memnun değiliz ama yapacak işimiz bu. Ben çoban bulamıyorum. Yani 12 ay çoban tutuyorum, çoban bulamıyorum. En büyük sorun. Bir de yayla, bizim en büyük meselemiz yayla. Yani otlak bulamıyoruz. Yani ben şimdi Erzurum'a gidiyorum, Erzurum'da bir çeşit sorun. Yaylaya kiralayamıyorum. Bizim Erzurum'daki 5 yıllık ihale, devlet tarafından verilen ihale vardı. Onlar sebepsiz bir şekilde iptal edildi. Yani şunu söyleyeyim, aslında Cumhurbaşkanı üretin diyor da, üretmek güzel ama işte üretmek için bana destek olsun, bana maddi destek vermesin, bana olanak versin. Taş, yaşadıkları zorluklardan dolayı kendisinden sonra bu işi bırakabileceği kimsenin olmayacağını söylüyor. Ki ben şunu söyleyeyim, ben yapıyorum da benim oğlan zaten gelip de burada yapmaz yani, bu işi yapmaz. Şavak aşireti en fazla taş patlası 10 sene bu işi, ondan sonra biter. Yani Türkiye 10 sene sonra, bir durum. 10 sene sonra et, yani et bulamayacak. Ben gerçek söylüyorum. Evet.